Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün satın almış olduğumuz, kendimiz için, babamız için satın almış olduğumuz bir güneş enerji panel sistemini inceleyeceğiz. Sıradan bir güneş enerji panel sistemi değil. Bunu bağlarda, kamplarda, bahçelerde ve hatta evlerde, karavanlarda kullanıyorlar. Şu şekilde arkadaşlar bir invertör var. Buzdolabı ve televizyonda çalıştırabiliyor. Semih teknik detaylarını anlatacak. Nasıl kurulum yapması gerektiğini de anlatacak. Evet. O zaman başlayalım paket yani açmaya. 12 voltu 220 volta da çevirebiliyor. Yani, nasıl yani? Evde kullandığınız çamaşır makinesi, buzdolabı gibi aletleri çalıştırabilir hale getiren bir solar enerji bu sistemi. Bu ikisi ürün onlarla alakalı değil, montaj sırasında gerekli. Şu da alakalı değil. O da akü. Akü kutunun yanında gelmiyor ürünün. Genelde bu tarz ürünlerin yanında akü pek olmuyor. Çünkü sizin ihtiyacınıza göre değişiyor. Bu akü aslında 7 amper, biraz düşük ama yine de olsun. Şu an test etmek için kullanacağız. Daha büyük amperli bir akü olursa daha sağlıklı olur. Are you listening? Aslında hafif, yani bakmayın öyle kutunun büyük göründüğüne. Türkiye'de biz baktık, bunun muadilleri daha bunun iki katı fiyatınaydı. Aynı özellikte olanlar bayağı oldukça pahalıydı. Şu panelimiz, güneş panelimiz büyük ihtimalle. Bu invertörümüz, solar enerji kontrolör ve şu şekilde kabloları var. İlk önce güneş enerji panelini açalım. Kullanım kılavuzu, kapasitesi yazıyor. Ebatı 18 watt gücündeymiş. Buna biraz dikkat edin arkadaşlar. Eğer böyle bir şey alırsanız zarar görmesin. Yani kutusuna da taşırken de dikkat edin. Buradan ayrıca iki tane USB çıkışı var. Güneşli bir ortama tuttuğunuzda bakın hemen zaten ışığı yandı hatta. Buradaki ışıktan bile yeterli aynen olarak alıyor. Bir telefonum takayım deneyim bakalım. Şöyle. Bunun için çok büyük bir güneşe gerek yok. Şöyle hemen bakın. Şu an cama tuttuğumda ışık yanıyor. Bu tarafa çevirdiğimde merak ise ettim, şurada bak sönüyor ışığı. Direkt çalıştıracak mı telefonu? Dur şöyle tutayım. Güneşe doğru tutuyorum. Yani şu an cama tutuyorum arkadaşlar. Sağ tarafımızda cam var. Niye takamadı? Yeni ya sert. Şu ışığa doğru tut. Tamam öyle tut. Bak. Şu an video ışığından alıyoruz ve telefonumu şarj ediyor. Heh, bakın şarjı başladı. Tamam. Ya aslında öyle edilmiyor da. Yani tabii şöyle. Direkt kullanılıyor böyle. Oğlum, adam buraya USB niye koymuş? Ya tamam konmuş ediliyor da. Tamam başka. Hani buradaki ama ya bu şu kadar alet alıp da bunu böyle etmezsin. Niye yani ederim ben? Tamam. Niye etmeyeyim şarj? Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? Şimdi önemli olan şu alet. Solar enerji kontrol sistemi bu. Bu alet şu işe yarayacak arkadaşlar. Güneş panelinden gelen akımı, yani topladığı enerjiyi aküye dolduracak. Depolamamız için gerekli. Şimdi bağlantılarını yapacağım. İlk önce bunun bu dişi, burası erkek. Şunu panel olan kısma takıyorum. Hemen. Artı eksi karıştırmayın. Artı eksi karıştırmayın dedim, biz karıştırdık. Ben diyorum işte karıştırmayın diyorum. Sen karıştırıyorsun. Şimdi. Bu arada tornavidamız Vision'ın elektriklisi. Diğeri de aküye gidecek olan kablomuz arkadaşlar. Yani bu kontrol sistemi olmaz ise aküyü dolduramazsınız. Bu şart. Bu paketin içinde bunlar hepsi geliyor. Yani bu paketi satın aldığınız zaman evet, hepsi içinden çıkacak. Zaten bu ürünün ve kullandığımız diğer ekipmanların indirimli linklerini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Şimdi burada size diyelim invertör olmadığını düşünelim. Direkt ilk önce invertörsüz bağlayacaksınız. İnvertörsüz. Direkt aküye bağlıyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar ilk önce önemli olan şudur. Aküyü muhakkak bağlamanız gerekiyor. Çünkü neden? Aküdeki voltajı ölçüp otomatik olarak işlemesi gerekiyor sisteme. Burada ölçmeyi siz yapmıyorsunuz. Solar kontrol paneli kendi otomatik yapıyor ölçme işlemini. Şimdi. Güneş enerji sistemine bağlamadan önce aküye muhakkak solar sistemi bağlamanız gerekiyor. Bakın 12.7 volt. Aküümüzün doluluğunu da burada gösteriyor. Aküümüz doluymuş biraz. Evet. Şimdi. Güneş panelimizi takıyorum. Güneş panelini şarj edip etmediğini ölçmemiz için bizim ışıktan yararlanalım. Bizim buradaki bir ışık dakika yetersiz, kapalı bir ortamdayız çünkü. Bakın arkadaşlar. Şurada panel doldurmaya başladı. Panel dolduruyor. Şu simge de bataryanın içindeki gücü gösteriyor. Yani ne kadar doluluk olduğunu. İsterseniz buradan direkt 5 volt çıkışı da var. Şu en alt kısımda şu gördüğünüz, buraya da 12 volt bir elektrik çıkışı alabiliyorsunuz buradan. Ben bu esnada bir fotoğraf bakın çekeyim de bunu videonun bir bölümüne koyalım. Şimdi hemen çektim bakın. Şarj etmeyi durduracak. Durdurdu.
Yaklaştırdım panelimize. Bakın şarj etmeye başladı arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi burada ya, önemli olan küçük bir ışık da bile illa güneş olmasa da ya güneşte bulut var diyelim yine alıyor enerjiyi. Tabii illa... Çünkü solar paneli önemli burada. Güneş sizi yakacak diye bir kural yok. İkinci yapacağımız önemli olan bir de invertör var. İnvertördeki amacımız da şu. 12 voltu 220'ye çevirmek. Yani akümüz 12 volt olduğu için onu buzdolabımızı, televizyonumuzu çalıştırmaya yöneltmemiz gerekiyor. Sen onu açarken ben de 220 ile çalışacak bir alet getireyim. Tamam. Mesela telefon şarjı. Şarj aleti getir olur. Yani kafayla beraber. Şimdi sistem şu arkadaşlar. Belki bazı arkadaşlar bunu arabalarda falan görmüştür. İsterseniz bunu arabaya da monte edebilirsiniz. Arabaya tamam. Montaj yaptıktan sonra arabada laptopu çalıştırabilirsiniz. Tabii. Birisi de laptop çalıştırabiliyorsunuz 220 ile. Aynı zamanda şarj edebiliyorsunuz. Ya. Şimdi hemen bunun bağlantılarını yapayım. Biz daha sonrası babam bunu balığa götüreceği işte kampa götüreceği için buna bir kasa yapacağız. Çanta, bond çantayla bir kasa. Hani kolay taşınabilir hale gelecek. Olmadı ileriki günlerde onun da videosunu çekeriz. Şimdi biraz böyle kablo kargaşası var burada ama kendiniz bir sistem yaptığınızda bunu toparlayabilirsiniz. Tornavida da acayip kuvvetli ha. Şimdi şöyle. Dursana oğlum. Oğlum kameraya bak. Tamam. Montajını yaptık. Şimdi buradaki de amacımız şu arkadaşlar. Enerjimizi 220 volta çeviriyoruz. Bunlar da çok tedirgin olmayın. 12 volt zaten en fazla. Yani yalasanız bile biraz titrersiniz. Taktım. Şu an çalışmıyor bu alet. Hemen burada start düğmesi var. Bastım. Çalıştı. Fanlı. Fanlı. Burada bakın. Akümüzün kapasitesini de gösteriyor. Burada gösterdiği gibi. Akümüz yarı doluymuş. 12 volt girişi var. Şu an DC girişi var. AC olarak da 213 volt çıkabiliyor evet, şu anda. 213 volt çıkıyor. Buradan çıkıyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu aletin, invertörün 4000 watt çıkış gücü kapasitesi var. Yani 1 watt lamba 40 watt olduğunu düşünürsen bir dünya lamba çalıştırırız. Yani 40 wattlık lambadan. Ama burada önemli olan akü tabii. Tabii. Akünün yetiği, beslemeye yetmesi. Tabii şimdi bu akü biraz küçük. 7 amper. Mesela bir araba aküsü takarsanız 60 amper. Tabii. Çok başarılı olur. Bayağı bir buzdolabı falan çalıştırır. Çalıştırır. Şimdi şöyle yapalım. Benim telefonu tekrar test için kullanalım. 220 volt. Bakın iPhone 11 kullanıyorum. Yani güvenmesem kullanma. Şarj ediyor. Direkt 220'den şu an şarj ediyoruz biz. Başka ne deneyebiliriz? Mesela matkap getireyim mi bir tane? Getir. Biraz bunun fanı var arkadaşlar. Soğutuculu olduğu için gürültülü çalışıyor. Daha önce Çin'den inceleriz diye almış olduğumuz bir tane şey vardı. Jet. Şöyle bir jetimiz var. Fırsat olmadı incelemeye henüz bunu. İleride olursa bunun da incelemesini tamam, yaparız. Tamam jeti çalıştıralım. Sen onu kapat şimdi. Jetin şeyi yok şu an arkadaşlar. Takılı değil. Bakın arkadaşlar. Sorunsuz çalışıyor. Tabii akü kapasitesi çok düşük olduğu için aynen öyle. Çabucak bitirecektir aküyü. Neticede buradaki amaç aküden aldığı 12 voltu 220 volta çevirebiliyor bu alet. Düzgün de çalışıyor. Ya şimdi bazen bu tarz içerikler yapıyoruz arkadaşlar size. Yani bu bizim gerçekten hoşumuza giden bir sistem. Hatta şöyle bir şey düşündük. Kendi bizim atölyemize de bu panellerden birkaç tane alıp atölyede bizim yaklaşık 20 tane LED lamba var. Onları bununla yapabilir miyiz düşünüyoruz. Yararlı bir içerik olduğunu düşündüğümüz için sizle paylaşıyoruz. Aynen öyle. Böyle bağda, bahçede... Şunu kapatayım gürültü çıkmasın. Bağda, bahçede, karavanda... Karavan. Ya da böyle kampçı arkadaşlar, avcılar, balıkçı, avcı, balıkçı... Bu bence rahatlıkla, güzellikle kullanılabilir. Ya bağ elektrik çekmek istemiyorsun. Hem günümüzün zaten teknolojisine yenilebilir enerji. Yiyeceğim mi ben? Yenilebilir değil yani yenmiyor. Yenilenebilir. Yenilenebilir enerji. Ben onu hep yenilebilir zannediyorum. İşte. Yani yiyoruz elektriği. İyi mi? Yenilenebilir enerji. Ondan biz sonra. De hem buna da ağırlık verelim istedik. Bence güzel. İyi bir içerik oldu. Ben de sevdim ben bu sistemi. Ben de bedavaya sevdim. Bedavaya elektrik. Ya ilk alırken bir maliyeti var tabii ama ondan sonra var. Ömür boyu uzun tabii. Bir süre. En azından yani bunların bir arıza yapacağını sanmıyorum. En fazla akünüzün bir zam, yani ya ömrü biter. Şunlar zaten basit sistemler oldukça. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Ya bunların hepsi tek tek de satılıyor bu tabii. Arada. Bir set olarak tabii, aldık ama. Tek tek olarak da satılıyor. Bu panelin daha büyüğünü alabilirsiniz. Bunların tüm gerekli linklerini açıklama bölümünde de bulabilirsiniz. Tornavidalarda dahil. Evet. Bir de şöyle de bir sistem var arkadaşlar. Diyelim sadece invertöre sahipsiniz. İnvertörü aldınız. Arabanızda mevcutta durduğunuz bir yerde kampa gittiğinizde 220 volta çevirmek istiyorsunuz. Arabanızın mevcut aküsünden güç alarak. Ya da yolculuk yapıyorsun. Ha yolculuk anında. VIP minibüsün var. Arkada oturanlar laptopla. Zaten aynen öyle. VIP minibüslerde hep bunlardan var. Evet.
Şimdi bunu artı ve eksiye takıyorsun. Arabanın çakmağına taktığında buradan yine 220 volt çıkış elde etmiş oluyorsun. Yani normal çocuklar için de ideal. Arabayla işte yolculuk yapıyorsun. Atıyorum 12 saat yolculuk yapacaksın. Çocuklar laptopla oynuyor arkada. Bunu arabaya koy. Sınırsız enerji. Aynen öyle. 220 volt isteyen şeyler için bu işe yarıyor. Bu kablo da zaten içinden çıkıyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Umarım yararlı oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.